Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi yaptırmıyoruz. Ama anket şirketlerinden de şikayetimiz var. 2018 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik o algı operasyonunu yaptılar. Masa başı düzmece anketlerle MHP'ye 3-5 dediler ama Allah'a şükür MHP %300 satma olur mu? Yani %11 oluyor. %300 satma olur mu? Biz bu alanda zaten... Valla öncelikle hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Yani sağduyunun hakim olması gerekir. Sabretmek gerekir. Çünkü provokasyonlara başvuracaklarını görüyoruz biz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun durup dururken ben Aleviyim demesi, Kürtlere terörist diyorlar demesinin altında yatan neden nedir? Yani belli ki bir planın uygulamasını yapıyorlar. Bu anlamda hiçbir zaman yani bizim vatandaşımız bazında da siyasi partilerimiz bazında da Kürtlere terörist diyen var mı? Ama bunu söyleyebiliyor bir cumhurbaşkanı adayı. Ya Kürtler bu ülkenin onurlu vatandaşı. Biz 85 milyon insanımızı özdeğer kardeş bilen bir partiyiz. Ama işte Erzurum'da biraz yani aldığımız bilgiler Sayın İmamoğlu'nun bazı dayatmaları maalesef o tarihlerine kapılan insanlar var. Ama asla böyle bir olayı tasvip etmeyiz. Yani hükümet olsun, sağduyu olsun, sabredelim. Bize şunu söyleyenler de var sahada. Ya bunlar böyle nasıl konuşuyorlar, niye susturmuyorsunuz bunlar? Bu HDP'li vekiller işte şeyden gelen açıklamalar. Biz diyoruz ya sabredin. Bunlar bilinçli yapılıyor. 14 Mayıs'tan sonra herkes yaptığının hesabını verir. Şimdi 14 Mayıs'a kadar sabredin diyoruz. Soğukkanlı olun, sağduyulu olun. Huzurlu bir şekilde seçimleri gerçekleştirelim. Demokratik olgunlukla bu seçimleri tamamlayalım diyoruz. Olaylara asla biz de tasvip etmiyoruz. Doğru değil.